Merhaba arkadaşlar biliyorsunuz ki ülkemizde vaka sayıları epeyce artıyor ve vaka sayılarının artmasıyla beraber de ülkemizin birçok yerinden karantina haberleri geliyor. Biz de sizlere ülkemizin birçok yerinden gelen karantina haberlerini şimdi açıklayacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuzu geçelim. Adıyaman'da son 3 günde 211 ev karantinaya alındı. Çanakkale'de Covid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı. Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir köy karantina uygulamasına başlatıldı. Aldıyaman'da vakaların arttığı köy ve mahalleler karantinaya alındı. 10 gün süreyle de karantina boyunca sürecek. Vakalar arttı, mezra karantina alındı, eğitime ara verildi. Sirt'in Beykan ilçesinde bir mezra 9 kişide koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantinaya alındı. Mezra'da karantina süresince yüz yüze eğitimde yapılmayacak yani yüz yüze eğitime de ara verildi. Aydın'da 10 mahalle karantinada, Aydın'ın Karacasu ilçesinde 10 mahallede yeni tip koronavirüs tedbiri kapsamında e, karantina uygulaması başlatıldı. Kütahya'da bir köy karantinaya alındı. Kütahya'nın Aslan e, Napa ilçesine bağlı Tokul köyünde yeni tip koronavirüs tedbiri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Kars'ta iki köy karantinaya alındı. Kars'ta iki köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. E, baktığımızda bu e, valilikler tarafından yapılan açıklama da e, şöyle. Salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanması, vatandaşların sağlığını konulması amacıyla Akyaka ilçesine bağlı Üçpınar köyü ile merkeze bağlı Mezra köyünde karantina, karantina uygulaması başlatıldı belirtildi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.